Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. C# ile ikinci yüz derslik serimizin 31. dersini gerçekleştireceğiz. Tarihler 16 Temmuz 2018. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Entity Framework'te Model First yaklaşımıyla veri listeleme, ekleme, silme ve güncelleme işlemleri gerçekleştireceğiz. Model First, alt tire, Entity, alt tire, Framework olsun. Ado.NET'in Model First altyapısını kullanacağız burada. Şimdi oluşsun. Şimdi şöyle küçük bir tasarım yapalım. Önce kullanacağımız veri tabanını göstereyim. Ben şöyle bir veri tabanı kullanacağım. İşte personel ID'si birinciden anahtar. Birinciden anahtar olması önemli. Bunu kaçırmamaya çalışın. Çünkü birinciden anahtar olmadığın zaman muhtemelen Entity'de ekleme, silme, güncelleme işlemi yaparken hata verecektir. Bundan dolayı kullanacağınız sütun alanını birinciden anahtar olarak yapın. ID değerine bağlı olan alanı. İşte burada da bizim bir takım verilerimiz var. Kaç tane? Şöyle 12 tane verimiz var toplamda. Hazır olarak kullanacağız. Yani daha önceden hani tekrar oturup en baştan tablo oluşturma gereği duymadım. Onun yerine var olan bir tablo üstünden gidelim dedim. Sadece beraber tasarımı gerçekleştirelim. Tabloyu yapmak isterseniz de veri tipi. Bunlar personel tablomuzun. İşte buraya da bizim daha önceden oluşturmuş olduğumuz veriler var. Şimdi Visual Studio'yu açtım. Şurada PowerPoint'teki alana değineceğim birazdan. Biz bunu 30. derste görmüştük. Hemen bir tane label'a ekleyelim. Şimdi bu label'da bir tane label'a ekledim. Label'ımın ismi personel ID olsun. ID 2 nokta üst üste. Şimdi personel ID dedim. Bunu kopyaladım. Sonra at diyorum. At 2 nokta üst üste. Sonra soyad 2 nokta üst üste. Şöyle. Ad burada. Sonra soyad burada. Bunları büyüteceğim birazdan. Hatta şimdiden büyütelim şöyle biraz büyük olsun. Çok küçük kaldı. Şöyle 11 punto olsun. Tamam dedim. Personel ID'si, adı, soyadı. Bir de şehir ve maaş alsak yeter sanırım. Burası şehir olsun. Pardon, şöyle şuradan. Şehir 2 nokta. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Şunu ben sileyim. Şunu kopyalayıp yapıştıralım. Şehir diyelim 2 nokta. Ah, şehir 2 nokta üst üste. Şöyle. Şehri de ekledim. Geriye sadece ne kaldı? Geriye sadece maaş kaldı. Maaşı da şeyden dolayı istiyorum. Hani bir tane de farklı türde olsun. Normalde bunların hepsi varchar ama maaş small int türünde. Bundan dolayı maaş da bulunsun. Şimdi birer tane text box ekledim buraya. Hemen şöyle personel ID ile başladım. Ekledim. Kopyaladım. Bir dakika. Şunu 11 punto yapalım bunu da. Aynı boyuta getirelim label'la. Şöyle. 11. Tamam dedim. Şimdi bunu kopyaladım, yapıştırdım hemen altına. Ad dedim. Adın altına. Soyad onun altına. Şehir ve onun altına da maaş bu şekilde. Ad, soyad, şehir ve maaş alanlarını ne yapmış olduk? Eklemiş olduk. Neyse formuna da tıkladım da birazdan yine tıklayacaktım. Tamamdır. Şimdi buraya butonlarımızı ekleyelim. İlk ders biraz tasarımla geçecek. Kod olarak çok bir şey yapmayacağız ama biz burada Model First yaklaşımıyla modelimizi UML Class modelimizi oluşturacağız. Bunun ismi listeli olsun. Bunu da biraz büyütelim mi? Şöyle 11 punto kadar olsun. Yine aynı boyutta. Şöyle. Listeli dedim. Listeli dedikten sonra bunu kopyaladım, yapıştırdım. Bu ekle olsun. Pardon. Şuraya yazacağız. Ekle. Listeli. Ekle. Sil olsun. Sil. Ve bir de güncelle. Listele ekle, sil ve güncelle butonlarını buraya eklemiş olduk. Şimdi hemen şöyle altına bir tane data grid view ekliyorum. Buraya bir tane data grid view ekledim. Bunu da biraz şöyle büyütüyorum. Tamamdır. Herhalde başka yapacağımız bir şey yok şu an için. Bunlar da temel işlemlerimiz olacak. Şimdi araçlarımızı her kullanmadan önce adlandıralım. Mesela burası BT'nin listeli. Bu text box'ları falan da ekleme işlemi yapmadan önce adlandırırız. Şimdi projemize bizim bir tane model eklememiz gerekiyor. Model oluşturmamız gerekiyor daha doğrusu. Şöyle ki projenin üstüne geldim. Sağ tuş dedim. Add new item. Yine bir tane öğe ekleyeceğim projemize. Ekleyeceğim bu öğe ne olacak? Data kısmından yani veri kısmından Ado.NET Entity Modeli seçeceğim. Ado.NET'in Entity Modeli EDMX uzantılı. Model First öncelikli yaklaşımı kullanarak biz ne yapacağız? Entity Framework'ümüzü Entity Framework çatısında proje geliştireceğiz. Şimdi burada iki tane alan var. Birisi Generate from database, diğeri de empty model. Generate from database dediği alan veri tabanından oluşturur. Empty model de boş model. Hani boş modeli sen kendi tasarlamak istiyorsan bunu seçebilirsin. Yok hayır, var olan bir veri tabanı üstündeki alanı
veri tabanından oluşturmak istiyorsan bunu seçebilirsin. Diyorum ki ben zaten benim veri tabanım da hazır. Sirbaz kullanarak gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden veri tabanından direkt kendisi bana program oluştursun. Sonra şurada bizim SQL Connection String var ya, onu karşılayan bir tane kod var. Bu Entity Connection String olarak geliyor. AppConfig dosyası içerisine attığınız zaman bağlantı adresi artık orada sabit kalıyor. Sizi dilerseniz hani şuradaki SQL adresini değiştirdiğiniz anda, ben şunu bir kopyalayayım hemen, şöyle kopyala dedim. Şuradaki SQL adresini değiştirdiğiniz anda işte hangi bilgisayara kurulacaksa proje, o bilgisayarın SQL adresi oraya eklenebilir. Şimdi ben buraya New Connection diyorum. Yeni bir tane bağlantı SQL Express'i yapıştırdım. Personel 2 de veri tabanının ismi. Veri tabanında çokça veri tabanı olduğu için biraz yavaş çalışıyor. Yani biraz ağır geliyor. Bu şekilde gelmiş oldu. Hemen şuradan personel 2'yi seçeceğim. Bakın buradan personel 2'yi seçtim. Okey dedim. Okey dediğim anda şuranın değişmesi gerekiyor. Değişmedi. Neden değişmedi? Bir daha seçelim. Personel 2. Okey dedim. Heh, tamam, şimdi değişti. Personel 2 olarak değişti. Diyor ki senin AppConfig'deki Entity Connection'ın ismi, Entity bağlantının ismi Personel 2 Entities. Aynı zamanda bu senin modelinde kullanacağın sınıfının ismi de olacak diyor. Bak, değiştirmek istiyorsan değiştir diyor. Sana açık bırakıyorum burayı. Text box içerisinde varmış. Yok hayır, böyle kalabilir. Herhangi bir problem teşkil etmiyor benim için diyorum. Ondan sonra arkadaşlar ileri diyorum. İleri dedikten sonra hangi Entity Framework versiyonunu kullanacaksın? 6.0 olsun. Tamam dedim. İleri dedim. İleri dedikten sonra burada tabloya da prosedür ne kullanacaksam onu seçmem gerekiyor. Ben tablo kullanacağım. Tabloları açtım. Şuradan TBL personeli seçtim. Finish dediğim anda benim Entity Framework modelini oluşturacak şimdi. UML Class modeli oluşturacak. UML de Unified Model Language miydi? Birleştirilmiş modelleme dili gibi bir açılımı var sanırım. Şimdi burada modeli oluştura dursun o biz şeye dönelim. Burada PowerPoint'e dönelim. Geçtiğimiz dersin başlıklarıydı bunlar. Şu başlık çok önemli. 5. slide'daki başlık. Tablolar sınıflara, satırlar nesnelere, sütunlar değişkenlere dönecek Entity Framework'te. Şimdi bakın. Modeli oluşturdu bize. Model geldi burada. Bu bir UML class diyagramı. UML class diyagramı ile ilgili daha detaylı bilgiye bakabilirsiniz Google'dan. Şimdi ne yaptı? Bizim burada PowerPoint'te anahtar olayımız neydi? Tablolar sınıflara dönüşüyor. Bakın, TBL personeli artık bir sınıf olarak ele alıyor. Biz zaten formda bunu ekleme, silme, güncelleme işlemi yaparken bir sınıf şeklinde çağıracağız ve oradan bir nesne türetip o nesne yardımıyla o sütunun alanlarına, yani o sütunun alanları artık değişken gibi kullanacak. O sütunun değişkenlerine ulaştım. İşte burada değişkenler neler? Personel ID, ad, soyad, şehir, maaş vesaire, bunların her birinde birer değişken olarak kullanıyor olacağız. Diyagramımız oluşmuş oldu. Eğer ki daha fazla diyagramınız varsa, daha doğrusu daha fazla tablonuz varsa kullandığınız veri tabanında o tabloların hepsi eğer ilişki varsa aralarında ilişkileriyle beraber ne yapacak? Otomatik olarak Sirbaz'da ekleniyor olacak. Şimdi form yüklendiği zaman veri tabanındaki şey şöyle yapalım, bir dakika. Form yüklendiği zaman şurada önce bir genel diyagram şey genel Entity Framework için kullanacağımız model sınıfımızı çağıralım. Şöyle ki personel 2 entities ismi ENT olsun. İşte new personel 2 entities. Personel 2 entities sınıfından ENT isminde bir tane nesne türettim. Form yüklendiği zaman da data grid'in data kaynağı olarak data grid v1 nokta data source eşittir dedim. ENT nokta ENT nokta TBL personel. TBL personel içerisinde işlem yapacağım. Peki TBL personel ne yapacağım? To list, yani TBL personel içerisindeki alanları bana listele. Çalıştırdım. Çalıştırdığım zaman ado.net kadar hızlı olmadığını söylemiştik. Bakın zaten biraz bekleterek geliyor. Normalde ado.net'te çok daha hızlı bir şekilde gelirken burada biraz daha yavaş bir şekilde ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor. Bu şekilde verilerimizi ne yaptı? Listelemiş oldu. Şimdi bu, peki ado.net'e göre bizi neyden kurtardı? Bakın, bizi şunlardan kurtardı. SQL Data Adapter yazmak zorunda kalmadım. SQL Data Reader yazmak zorunda kalmadım. Data Table tanımlamadım. Data Set tanımlamadım. İşte ondan sonra da.fill deyip içerisini doldurmak zorunda kalmadım. Yani beni genel olarak ciddi bir kod yükünden kurtarıyor. Ama performans ado.net kadar ne yazık ki hızlı değil. İşte bunun için de sürekli yeni teknolojiler, yeni frameworkler geliştiriliyor ki her defasında daha optimize edilmiş bir halle programcıların karşısına çıkmış olsun. Listeleme işlemi bu şekilde olacak. Aklınıza takılan bir yer varsa video altına not olarak düşün. Bu videoları ileride seyreden arkadaşlar da sizlere muhtemelen yardım ediyor olacak. Listeleme işlemi böyle. Bir sonraki derste ekleme işlemiyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Hoşça kalın.